Aşağıda ölçüleri verilen merdivenlerin eğimlerini bulunuz. Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunlukla bulunuyordu arkadaşlar. O zaman birinci merdivenin eğimi 3 bölü 5'tir. İkinci merdivenin eğimi 3 bölü 6'dır. Üçüncü merdivenin eğimi 5 bölü 3'tür. Ve dördüncü merdivenin eğimi de 4 bölü 7 olarak bulunur. Aşağıda ölçüleri verilen üçgenlerin AB, KM ve PS'nin eğimlerini bulunuz diye sorulmuş. Arkadaşlar eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. O halde birinci üçgende eğim 7 bölü 9'dur. İkinci üçgende ise 8 bölü 12 olarak buluruz. Üçüncü üçgende de 11 bölü 12 olarak eğimleri bulmuş oluruz. Aşağıda denklemi verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Y'yi yalnız bırakmamız lazım. Önce 5x'e eşitliğin karşı tarafına atalım. Artı olarak geçer. Sonra her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y eşittir 5 bölü 3x artı 6 bölü 3 olarak buluruz. Burada x'in katsayısı 5 bölü 3 doğrunun eğimidir. İkinci doğruya bakalım. Gene y'yi yalnız bırakalım. Bu sefer 2y'yi eşitliğin karşı tarafına geçirelim. 2y. Bu tarafta ise x eksi 1 kaldı. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir x bölü 2 eksi 1 bölü 2 olur. X'in katsayısı 1 bölü 2 olduğu için bu doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Üçüncü denklemde direkt x'in katsayısı arkadaşlar eğimdir. Yani 5. Y yalnız kalmış çünkü. Burada da yine y yalnız kaldığı için x'in katsayısı olan eksi 3 doğrunun eğimidir. Burada da yine y'yi karşı tarafa geçirelim. 9 da bu tarafa geçirelim arkadaşlar. O halde şöyle olur. Eksi 9 eksi 3x bölü 2 eşittir y olur. X'in katsayısı eksi 3 bölü 2 bu doğrunun eğimidir. Burada da payda eşitleyelim önce. 3 ile ve 2 ile payda eşitleyelim. Burası 3x artı 2y eşittir. Paydayla 5'i çarptığımızda da 30 olur. Sonra 3x'e eşitliğin karşı tarafına geçelim. 2y eşittir. Eksi 3x artı 30 olur. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir. Eksi 3 x bölü 2 artı 30 bölü 2 olarak buluruz. Burada x'in katsayısı olan eksi 3 bölü 2 doğrunun eğimidir. Burada da eksi 3x'i karşı tarafa geçirelim. 8y eşittir 3x artı 9 olur. Sonra her iki tarafı 8'e böldüğümüzde y eşittir 3 bölü 8x artı 9 bölü 8'dir. Burada da x'in katsayısı olan 3 bölü 8 doğrunun eğimidir. Burada da yine 4x'e eşitliğin karşı tarafına geçirelim. 5y eşittir 4x artı 7 olarak buluruz. Sonra her iki tarafı 5'e böldüğümüzde y eşittir 4x bölü 5 artı 7 bölü 5 olur. X'in katsayısı olan 4 bölü 5 doğrunun eğimidir. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Şimdi birinci doğruya baktığımızda doğru sağa yatık olduğu için eğimi pozitif olacaktır. Ve dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölecektik. Dikey uzunluğu 2, yatay uzunluğu da 1 olduğu için bunun eğimi artı 2'dir. İkinci doğruda da doğrumuz sola doğru yatık olduğu için eğimi eksi olur. Dikey uzunluk 3 birim, yatay uzunluk da 2 birim olduğu için eğimi 3 bölü 2 olarak buluruz. Üçüncü doğrunun eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Çünkü y eksenine paralel, x eksenine dik olduğu için bunun eğimi bulunamaz. Üçüncü doğruda x eksenine paralel olduğu için bunun eğimi 0'dır. Kamyonların taşıyabildikleri yük miktarları en fazla 28 tondur ifadesine uygun eşitsizliği yazınız. Kamyonun taşıyabileceği yük miktarına x dersek bu en fazla 28 olacak. Yani 28'e eşit olabilir ama 28'den küçük olmak zorunda. X küçük eşittir 28 şeklinde eşitsizliğimizi yazabiliriz. X küçük eşittir 3 eşitsizliğine uygun matematik problemi oluşturunuz. Ali'nin cebindeki para en fazla 3 TL'dir şeklinde bir problem oluşturabiliriz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 5 fazlasının yarısı 20'den küçük olan doğal sayılar ifadesine uygun eşitsizliği yazınız. Sayımız x olsun. 5 fazlasının yarısı x artı 5 bölü 2 olacak. 20'den küçük dediğine göre küçüktür 20 şeklinde eşitsizliğimizi yazabiliriz. 2x eksi 3 büyüktür 15 eşitsizliğine uygun matematik problemini oluşturunuz. 2 katının 3 eksiği 15'ten büyük olan sayılar hangileridir şeklinde bir matematik cümlesi söyleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Yanda verilen geniş açının ölçüsü m derecedir. Buna göre m'nin değerini veren eşitsizliği yazınız. Geniş açıların ölçüleri 90 dereceden büyük olacak. ve 180 dereceden küçük olacaktı. O halde eşitsizliğimiz bu şekilde yazmış oluruz. Aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz. X büyüktür 3. 3 noktasını belirliyoruz. Şimdi 3 noktasında eşitlik olmadığı için içi boş olacak. Büyük dediği için de sağ tarafı tarayacağız arkadaşlar. Eşitsizliğimiz şu şekilde olacak. T büyüktür eksi 1. Önce eksi 1 noktasını bulacağız. Eksi 1 noktasının da içi boş olacak. Çünkü eşitlik olmadığı için eksi 1 noktası. Büyük dediği için de gene sağ tarafı tarayacağız. B küçük eşittir 8 denmiş. Küçük eşit 8. Bakın 8 noktasını alacağız ve içi dolu olacak. Çünkü eşitlik söz konusu. Küçük dediği için de sol tarafı taramamız gerekecek. Eşitsizliğimiz şu şekilde olacaktır. K küçük eşittir eksi 3 denmiş. Eksi 3 noktasını bulacağız. Eksi 3 noktasının içi dolu olacak. Çünkü eşitlik söz konusu. Daha sonra küçük taraf dediği için sol tarafı tarayacağız. Eşitsizliğimiz bu şekilde olacak. M küçüktür 5 denmiş. Önce 5 noktasını bulacağız. 5 noktasının içi boş olacak. Çünkü eşitlik yok. Küçük dediği için de gene sol tarafı taramamız gerekecek. C küçüktür eksi 4 denmiş. Önce eksi 4'ü bulacağız. Eksi 4'ün içi boş olacak. Çünkü eşitlik yok. Küçük dendiği için de gene sol tarafı taramamız gerekecek. N eksi 1 ile 5 arasındaymış. Eksi 1 ve 5'i bulacağız. Burası eksi 1 olsun. Burası da 5 olsun. Şimdi ikisinde de eşitlik olmadığı için ikisinin de içi boş olacak. Ve aralarını tarayacağız. Şu şekilde olacak. Eksi 5 küçük a küçük 0 denmiş. Burası eksi 5 olsun. İçi boş olacak. Çünkü eşitlik yok. Burası da 0 olsun. 0'ın da içi boş olacak. Eşitlik yok. İkisinin arasını taradığımızda eşitsizliğimiz şu şekilde olmuş olur. Y büyük eşittir 2 denmiş. O halde 2'yi bulacağız. 2'nin içi dolu olacak. Çünkü eşitlik söz konusu. Büyük dendiği için de sağ tarafı taramamız gerekecek. Eşitsizliğimiz şu şekilde olur. X büyük eşittir eksi 5 denmiş. Eksi 5 noktasını bulacağız. İçi dolu olacak. Çünkü eşitlik söz konusu. Ve büyük dendiği için de sağ tarafı tarayacağız gene. 0 küçüktür y küçüktür 4 denmiş. Şimdi 0'ın içi boş olacak. Çünkü eşitlik yok. 4'ün içi dolu olacak. Çünkü eşitlik var. Arasını taradığımızda da eşitsizliğimiz şu şekilde olacaktır. Eksi 7 küçük t küçük eksi 2 denmiş. Şimdi eksi 7'nin içi boş olacak. Çünkü eşitlik yok. Eksi 2'nin içi dolu olacak. Çünkü burada eşitlik var. Ve arasını taradığımızda da eşitsizliğimizi şu şekilde çizmiş oluruz. Ebru'nun yaşı x artı 1, babasının yaşı 37x eksi 35'tir. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ebru'nun yaşı babasının yaşından küçük olacağı için x artı 1 küçüktür 37x eksi 35 olarak yazarız eşitsizliğimizi. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçtiğinde eksi 35'i bu tarafa geçirdiğimizde arkadaşlar şu şekilde artı olarak geçer. 36 olur. X'i de diğer tarafa geçirdiğimizde eksi olarak geçer. 36x kalır. Sonra her iki tarafı 36'ya böldüğümüzde x büyüktür 1 olur. Şimdi 1'den büyük olduğuna göre en küçük tam sayı 2 değerini alır arkadaşlar. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözümünü bulup sayı doğrusunu üzerinde gösteriniz. 3x eksi 5 büyüktür 7. Önce 3x'i yalnız bırakalım. Eksi 5 eşitsizliğin diğer tarafına artı 5 diye geçer. 12 olur. Sonra her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x büyük 4 olarak buluruz. Önce sayı doğrusunda 4'ü bulalım. 4'ün içi boş olacak. Büyük dediği için de sağ tarafı taramamız gerekecek. O halde eşitsizliğimiz şu şekilde olur. İkinciye bakalım. 3 eksi a küçük eşittir 2. A'yı sağ tarafa attığımızda artı olarak geçer. 2'yi de sol tarafa attığımızda arkadaşlar 3 eksi 2'den 1 kalır. A büyük eşit 1 bulduk. Şimdi 1'i bulalım sayı doğrusunda. İçini de dolduralım. A büyük eşit 1 olduğu için büyük taraf sağ taraf olacağına göre sağ tarafı taramamız gerekir. Üçüncüye bakalım. X eksi 1 bölü 5 büyük eşittir 1. Her iki tarafı 5 ile çarptığımızda x eksi 1 büyük eşittir 5 olur. Sonra eksi 1'i eşitsizliğin diğer tarafına attığımızda x büyük eşittir 6 olarak buluruz. Sayı doğrusunda 6 noktasını bulalım ve içini dolduralım çünkü eşitlik var. Büyük dediği için de sağ tarafı tarayacağız. Yani şu şekilde olacak. Burası da 6 noktası olmuş olur. Diğer soruya baktığımızda bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa geçirelim. 5x'i sağ tarafa, 4'ü de sol tarafa geçirdiğimizde 6x'ten 5x çıktığında 1x kalır. Bu tarafa da 4 artı olarak gelirse 5 olur. X büyüktür 5'i bulduk. Şimdi 5'i bulduğumuzda arkadaşlar içini boş yapmamız lazım bakın 5'in. Çünkü eşitlik yok. Büyük dediği için de gene sağ tarafı taramamız gerekecek. Eşitsizliğimiz şu şekilde olacak. Diğer soruya bakalım. 2a eksi 1 artı 1 eksi 4a büyüktür 5 demiş. Burada eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. 2a eksi 4a eksi 2a olur. Eksi 2a büyüktür 5'miş. Şimdi her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü negatif sayıya bölüyoruz. A küçüktür eksi 5 bölü 2 buluruz. Sayı doğrusunda eksi 5 bölü 2'yi bulalım. İçi boş olacak. Eksi 5 bölü 2'nin. Çünkü eşitlik yok. Küçük taraf dediği için de sol tarafı taramamız gerekecektir. O halde eşitsizliğimiz şu şekilde olur. Diğer soruya bakalım. 2a bölü 3 küçük eşittir 16. İçler dışlar çarptığımızda 2a küçük eşittir 48 olur. Sonra 48'i 2'ye böldüğümüzde de a küçük eşittir 24 olarak buluruz. Şimdi 24'ü bulalım sayı doğrusunda ve içini dolduralım çünkü eşitlik var. Küçük dediği için de sol tarafı taramamız gerekecektir. Diğer soruya bakalım. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa geçirelim. Eksi x'i bu tarafa, eksi 4'ü de bu tarafa geçirelim. Eksi 4 buraya artı olarak geçer. 3 kalır. Eksi x de diğer tarafa artı olarak geçtiğinde 3x olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x büyük eşittir 1 olarak çıkar. 1 noktasını bulalım sayı doğrusunda. İçini dolduralım çünkü eşitlik var. Büyük dediği için de sağ tarafı taramamız gerekecektir. Diğer soruya bakalım. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa geçirelim. Bakın buradaki 2a'yı buraya geçirdiğimizde 1a kalır. Eksi 2'yi de diğer tarafa geçirdiğimizde artı 2 olarak gider. Burada arkadaşlar bakın eksi 1 var. Artı 2 de buradan geldiğine göre 1 kalır toplamda. Şimdi a küçüktür 1 bulduk. 1'i bulalım sayı doğrusunda. İçini boş yapalım çünkü eşitlik yok. Küçük dediği için de sol tarafı taramamız gerekecek. Yani şu şekilde olacak. Diğer soruya bakalım. 2x eksi 3 eksi x büyüktür eksi 8. 2x ile eksi x'i topladığımızda x olur. Eksi 3'ü de eşitsizliğin diğer tarafına geçirdiğimizde artı 3 olarak geçer. Eksi 5 kalır. X büyük eksi 5 bulduk. Şimdi şurası eksi 5 olsun. İçi boş olacak çünkü eşitlik yok. Büyük dediği için de sağ tarafı taramamız lazım. O halde şu şekilde olacaktır. Diğer soruya baktığımızda bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa geçelim. 2x'i bu tarafa, 8'i de diğer tarafa geçirdiğimizde eksi 16, 8 de geldi eksi olarak. Eksi 24 olur. Eşitsizliğin diğer tarafına 2x eksi olarak geçtiğinde 2x kalır. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x küçük eşit eksi 12 olarak buluruz. Eksi 12'yi bulacağız sayı doğrusunda. İçini dolduracağız çünkü eşitlik var. Küçük taraf dendiği için de bu sefer sol tarafı tarayacağız. Diğer soruya bakalım. Önce 2'den kurtulalım arkadaşlar. 2 diğer tarafa eksi olarak geçer. Burada eksi x bölü 3 küçüktür eksi 7 olur. Sonra içler dışlar çarptığımızda eksi x küçüktür eksi 21 olur. Her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüzde x büyüktür 21 çıkar. 21'i bulacağız. 21'i bulduktan sonra içi boş olacak bakın. Çünkü eşitlik yok. Büyük dediği için de sağ tarafı tarayacağız. Son soruya bakalım. A bölü 3 eksi 1 bölü 2 büyük eşittir 5 denmiş. Önce 1 bölü 2'den kurtulalım. A bölü 3 büyük eşittir 5 artı 1 bölü 2 olur. 5 ile 1 bölü 2'yi topladığımızda 11 bölü 2 olur. A bölü 3 büyük eşittir 11 bölü 2. İçler dışlar çarptığımızda 2A büyük eşittir 33 olur. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde A büyük eşittir 33 bölü 2 olarak buluruz. Sayı doğrusunda 33 bölü 2'yi bulacağız. İçini dolduracağız. Çünkü eşitlik söz konusu. Daha sonra da büyük dediği için sağ tarafı tarayacağız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir baskül en fazla 120 kilograma kadar olan kütleleri ölçebilmektedir. Bir kişinin gerçek kütlesi x kilogram olduğuna göre uygun eşitsizliği yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi en fazla 120 kilograma kadar ölçüyorsa x küçük eşittir arkadaşlar 120 olacaktır. Bunu sayı doğrusunda gösterirken 120'yi bulmamız lazım önce. 120. Bunun içi dolu olacak. Çünkü 120 kilograma eşit olabilir. 120 kilogramdan küçük olacak. Bir kişinin kütlesi sıfırdan az olamayacağı için arkadaşlar bakın bu şekilde aralığımızı bulabiliriz. Buraya da 0 deriz. Dolayısıyla 0 ile 120 arasını gösterdiğimizde eşitsizliğimizin aralığı şu şekilde olmuş olur. B şıkkı 2017 yılının Ekim ayında 1 euro satış fiyatı 4.20 lira iken 4.40 lira aralığında değişmiştir. Buna göre 100 euro satın alan Bekir Bey'in ödeyeceği para miktarı lira cinsinden gösteren uygun eşitsizliği yazınız ve sayı doğrusuna gösteriniz. 100 euro aldıysa arkadaşlar bu değerleri 100 ile çarptığımızda ödeyeceği ücret 420 ile 440 arasında değer alacaktır. Bunlara eşit de olabilir. O halde eşitsizliğimizin sınırları 420 ve 440. Bunları sayı doğrusunda gösterelim. 420 içi dolu olacak. Eşit olabilir çünkü. 420. 440 da aynı şekilde içi dolu olacak. Eşit olabiliyor. Bunların arasını arkadaşlar taradığımızda da eşitsizliğimizin aralığı bu şekilde oluşmuş olur. C şıkkına bakalım. Marketten 1000 gram kütleli bir çay alan Ceren paketin üzerinde artı eksi 20 gram yazısını görmüştür. Buna göre çay paketinin gram cinsinden kütlesini gösteren uygun eşitsizliği yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi artı eksi ifadesi arkadaşlar şöyle oluyor. 1000 liradan 20 gram eksik olabilir. Yani 980 gram olabilir en aşağı. Bundan fazla olacaktır. Ve en fazla da 1020 gram olabilir. 1000'e 20 gramı eklediğimizde. Bunun eşitsizliğinde sayı doğrusunu şu şekilde gösteririz. 980'i buluruz arkadaşlar. İçi dolu olacak. 980. Ve 1020'yi buluruz. Bunun da içi dolu olacak. Eşitlik olabiliyor çünkü buralarda. Ve ikisinin arasını taradığımızda eşitsizliğimizin aralığı bu şekilde bulunmuş olur. C şıkkına bakalım. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer pozitif tam sayı ve x eksi 2 cm ile 3x artı 2 cm'dir. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 90 cm'den küçük olduğuna göre kısa kenarının uzunluğu en çok kaç cm'dir? Dikdörtgenin çevresi kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 ile çarpımı ile bulunuyordu. Bu kısa kenar, bu da uzun kenar. İkisini topladığımızda arkadaşlar bakalım kaç çıkacak. Buradan artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. X ile 3x'i topladığımızda da 4x olur. Şimdi bunu biz 2 ile çarptığımızda 8x buluruz. 8x küçüktür 90 olacak. Şimdi 90'ı 8'e böldüğümüzde de 11.25 buluruz. X 11.25'ten küçük olmak zorunda. X en fazla burada arkadaşlar 11 değerini alır. En fazla bakın. Bize kısa kenarı en fazla kaç olabilir diye sormuş. Kısa kenar da x eksi 2 idi. Dolayısıyla 11'den 2'yi çıkardığımızda kısa kenarı en fazla 9 cm olarak bulmuş oluruz. D şıkkına bakalım. Bir okulun Türkçe öğretmeni Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okul kütüphanesinin 640 kitaba ihtiyacı olduğunu tespit etmiştir. Proje kapsamında okula x tane kitap gelmiştir. Bundan sonraki gelecek olan kitap sayısı gelmiş olan kitap sayısının 3 katından fazladır. Buna göre x en fazla kaçtır? Şimdi önce x tane gelmiş. O halde 640 kitaba ihtiyaç varsa arkadaşlar 640 eksi x kitaba daha ihtiyaç var. Bu sonradan gelecek olan kitap. Bize diyor ki sonradan gelecek olan kitap sayısı önceden gelmiş olan kitap sayısının 3 katından fazladır. Yani bu büyüktür 3x olacak. Şimdi eksi x'i eşitsizliğin diğer tarafına geçirdiğimizde 640 büyüktür 4x olur. Sonra her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde 640'ı 4'e böldüğümüzde 160 büyüktür x olarak buluruz. Şimdi x küçüktür 160 oldu. O halde arkadaşlar x en fazla 160'tan küçük olacağı için 159 olabilir. Doğru cevabımız.